Yani Doğu Türkistan'da bir katliam var. Bir cinayet şebekesi orada insanları katlediyor. Yani internete yansıtılan o işkence görüntülerini bir insanın böyle film şeridi gibi seyretmesi de kanıma dokunuyor. Yani sanki çizgi film yani sanki orada insanlar katledilmiyorlar. Efendim kimsenin kılı kıpırdamıyor. Nasıl hesapları var, kimin ne hesabı var bilmiyorum. Ama orada kardeşlerimizi katlediyorlar. Bazı paylaşımları biz de paylaşsak ne olacak yani? Paylaşım, paylaşım, paylaşıyorsun paylaşıyorsun işte başka bir şey yok. Böyle iki tane görüntü paylaşmakla işi görevimizi yaptık zannediyoruz filan. Bu da çok kolaycılık. Yani bu bir şey yapmış olmak anlamına gelmiyor ki. Yani nedir bu? Hiç olmazsa duamızı eksik etmeyelim diyorum. allah Allahu Teala oradaki kardeşlerimize destek olabilecek algımızı çalıştırmayı hepimize nasip eylesin. Yani nice yürek yangınları yaşanıyor o coğrafyada. Ve Müslüman coğrafyanın hiçbir tepkisi yok. Yani oraya buraya savaş açılsın filan demiyorum ben de. Başka yapılacak bir şey yok mu yani? Mesela Çin malları protesto edilemez mi yani? Biraz daha ucuzdur diye onları almamayı Müslümanlar beceremez mi? Aslında ahirete inanmayan insanların, Dünya dünyaları tek dünyadır onların. Yani bu hayattır onlar için önemli olan. Bu hayatı garanti edecek enstrümanları eğer ellerinden alırsanız onlar akıllarını başlarını alırlar. Onlar ticaretten, paradan anlarlar. Onlara ticari anlamda bir protesto yapabilir Müslümanlar. Bu bir bu en tabii hakkımızdır yani. Filanca bir nesne dışarıda 10 liraysa, Çin malı bir nesne 1 liraysa icabında onu 1 liraya almamak gerekiyor yani. Hani mümkünse evine o malları sokmamak gerekiyor yani. Bu kadarı yapılabilir. Yani internette bir sayfa, bir görüntü paylaşmaktan çok daha akıllıcadır bu. Çok daha onların anlayacağı dilden bir iştir. Yani Çin ekonomisi çok güçlüymüş. E onlarla mücadele edilemezmiş. Mücadele edemeyen edemesin de biz onları evimize almayabiliriz. Kimse bizi Allah'a salmıyor yani bunların mallarını alma noktasında. Bir protesto içerisine girilsin isterim. Hepimiz ne yapabileceksek yapalım. Bu vahşeti hal durduralım. Yani tek dünyaya inanan insanların ahiret inancı olmayan insanların anlayacağı dil onlara dünyada ekonomik anlamda bir protesto ortaya koymaktır. Yani bu dünyasına zarar geleceğini fark eden adamlar biz neler yapıyoruz diye kendilerini çek edeceklerdir muhtemelen. Aklıma o geliyor. Bunu bir Müslüman olarak sizinle paylaşmak istedim. Bir e, cinayet şebekesi maalesef orada kardeşlerimizi katlediyor. Mesele öldürülenlerin Müslüman olmasından kaynaklı değil. Onu söylemiyorum. Allahu Teala o şeyde Maide Suresi 32. ayette bir Müslümanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir demiyor. Bir canı haksız sebepsiz yere, suçsuz yere bir canı katleden bütün insanlığı katletmiş gibidir. Bu şu demek? Dünyanın neresinde olursa olsun haksız yere bir cana kıymak cihana kıymaktır. Allah'a meydan okumaktır. Buna dair bir Müslüman duruşu ortaya koyma mecburiyeti var. Bunu ertelemek, ötelemek bir insana, bir Müslümana asla ve asla yakışmaz, yakışmamalıdır. Bu arada ayetin devamında ve men ahyaha fe kennema ahya'n cemia kim bir cana hayat verirse yani onun hayatını hayatına kastedenlere engel olur. Bir canın daha yaşamasına el verirse, katkı verirse o da bütün insanlığa hayat vermiş gibidir diyor Allahu Teala. Daha ne desin yani? Bunun ötesinde bir insanın insanın canına dair yapılanlara bir protesto ortaya koyması için başka Nasıl bir bilgiye ihtiyaç vardır? Doğrusu bunu anlamakta zorlanıyorum. <laughs>